Merhaba arkadaşlar. Yine bir eğitim gününde birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Biraz herkesin toparlanmasını bekledim. Şu anda girişler devam ediyor. Tüm kayıt olanlar yavaş yavaş girmeye çalışıyorlar. Bu arada inşallah hepiniz sağlıklısınızdır. Hepiniz biliyorum çok sıkıldınız. Çoğunuz işe gitmiyor. Evde oturmak çok sıkıcı. Biz de kendi çabamızla ne yapabiliriz diye düşündük ve bu eğitim portalını açtık. Bütün cihazların eğitimini burada online ortamda istediğimiz zaman verebiliyoruz. İlk önce haftalık, her hafta bir tane eğitimle başladık. Bundan sonraki günlerde mutlaka daha fazla eğitimler vereceğiz. Her eğitimin sonunda da bir sertifika vereceğiz. Online sertifika. İsterseniz bu online sertifikadan ıslak imzalı sertifika isterseniz bize her türlü ulaşabilirsiniz. Zaten internet sitemizi gördünüz. Orada her dakika bize ulaşma imkanınız var. Her saniye 24 saat ulaşma imkanınız var. Mesaj atabilirsiniz. WhatsApp hattımız var. Online bağlantı hattımız var. Direkt canlı bağlantı hatlarımız var. Sürekli adres, telefon vererek ıslak imzalı bir şekilde cihazlarımızın sertifikalarımızın alınmasını sağlayabilirsiniz. Çok ilgi olduğunu görüyoruz. Bu ilginize layık olmaya çalışacağız. Biz de çok ilgiyi görünce daha ne güzel bir şeyler yapabiliriz, daha görsel nasıl anlatabiliriz, daha faydalı nasıl olabiliriz diye bir çaba içerisine girdik. İnanın, bütün arkadaşlarımız şu anda biz şirket olarak açığız. Herkesin bir katkısı var bunda. Herkes bir şekilde katkı sunmaya çalışıyor. Bu online eğitimlerimiz bu süreç sonunda da artık bu yapıda sürekli kalacak ve sadece cihaz eğitimleri değil, etken madde eğitimleri, kozmetikteki etken madde eğitimleri, zayıflama eğitimleri, cilt bakımı eğitimleri olarak sürekli devam edecek. Geçen dersimizi kaçıranlar vardı. Tekrarı veya kaydını sordular. Geçen dersimizin kaydı çok yoğun bir veri istiyor. Veri nedir? İnternet hızımız şu anda tüm Türkiye olarak herkes interneti kullandığı için çok yavaş ve bunu depolamada sıkıntı var. Belli bir süre sonraki bu geçmiş eğitimlere tekrar vereceğiz. Bunun da duyurusunu genellikle mail adresinizde yapıyoruz. Ama Mormet grubun Instagram sayfasında da duyuruları mutlaka veriyoruz ve normalde internet sitemizde de açık eğitim olan şeyler yazıyor. Eğitim bölümümüze girdiğinizde bütün eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda yarın akşam da eğer müsait olursanız saat 9.30-10.30 arasında bu süreçteki zayıflamalar hakkında Instagram sayfamızdan, Mormet Grup Instagram sayfamızdan Arzu Yanardağ'la bir röportajımız ve canlı yayınımız olacak. Orada da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bu eğitimimiz 3 aşamadan gerçekleşecek. Bir, epilasyon hakkında genel bilgileri vereceğiz. İki, uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz ve videoyu göstereceğim. Ve sonunda da soru cevap olarak gideceğiz. Soru cevaplarınıza da bakacağım. Geçen programda çok az bakabilmiştik. Bu programda daha rahat bir şekilde sorularınıza bakacağım ve zaman ayıracağım. Çünkü çok soru geliyor. Bunların cevaplandırılması mutlaka çok önemli. Onun için de çok kısa bir süre sonra onlara da vereceğim ve sıkıcı olmaması için de çok kısa tutuyorum. Onun için elinden gelen hızlılıkla ve önemli yerleri söyleyerek bu eğitimimizi tamamlayacağız. Eğer eğitimimizin sonunda bir anketimiz var, katılırsanız çok seviniriz. Mutlaka bize teşvik edici olacaktır bu. Bu eğitimler hepimiz için çok gerekli. Eğitilmenin yaşı yok. Hepimiz bir şekilde her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ben mutlaka 18 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa bir kişinin söylediklerini değerlendiriyorum. Mutlaka bir oradan bir şeyler almaya çalışıyorum. Bildiğim her şeyi biliyorum derseniz
eksilmeye başlarsınız. Onun için mutlaka ve mutlaka eğitimimizi yaşamımızın her alanına sokmamız gerekiyor. Bizim de bu yönde çok daha ileri eğitim tekniklerini kullanarak size bir nebze katkımız olursa çok mutlu olacağız. Şimdi kısaca ben slaytları geçeceğim. Slaytlar hakkında genel bir bilgilendirme vereceğim. Sonra direkt bir şekilde soru cevaba da geçebiliriz. Dediğim gibi birinci aşamada teorik ve teknik bilgileri anlatacağım. İkinci aşamada uygulanmalı çok kısa bir sunum. Sonra canlı yayına soru cevaba geçeceğiz. Şimdi epilasyon açısından bizim kılların şöyle bizim epilasyonda etkili olduğumuz dönem sadece kılın kıl köküne yapışık olduğu dönem. Neden? Bir aracı olarak biz kılı kullanıyoruz ve bu kıl köküne enerjiyi götürüyor ve kıl kökünün tahrip edilmesini sağlıyor. Tahrip edecek enerji 65 santigrat derece bir sıcaklık. 62-63 santigrat derece bu kılı kablo gibi düşünün. Verdiğimiz ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşüyor. Işık enerjisi ısı enerjisine dönüştüğünde kıl kökünün tahrip edilip buradan buranın yeniden kıl üretememesine neden oluyor ve dolayısıyla epilasyon dediğimiz kalıcı epilasyonun sağlanmasına neden olmuş oluyor. Diğer yerlerde burada bir aracı olmadığı için nedir? Enerji, ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşemiyor. Buradaki şu dönemdeki kıllara etkili değil. Dolayısıyla neden 1,5 sene epilasyonun yapıyoruz? Hepsi kıllarımızın bu dönemde olmadığı için 1,5 yıl bekliyoruz. Bu döneme gelişmesini, dönüşmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla bir seansta epilasyon yapılamayacağın nedeni bu. Ve sürekli seansların olmasının nedeni de bu. Ve epilasyon seansında bu kılın eğer bu dönemde ise ve etkili dozda yapıyorsak tamamının dökülmüş olmasını sağlamamız gerekiyor. Yani etkili dozu geçen derste anlatmıştım. Şimdi birazdan da tekrar göstereceğim. Epilasyon aralığı nedir olacaktır? Epilasyon aralığı kılın yüzeyde olması gerekiyor. Kılı yüzeyde yani olmadığında enerjinin kıl köküne gitmesi olmayacağı için mutlaka ve mutlaka kılın olması gerekiyor. Ağda yapıldığında ağda da mutlaka ve olmayacaktır. Veya kıl kökünün olmadığı bir işlemde yapılması lazer işleminin olmasını sağlamaz ve etkin olmaz. Mutlaka ve mutlaka kıl olmalı ve bu süreler genellikle vücudumuzda 45 ila 90 gün, yüzde de 30-35 gün aralıklarla yapmamız gerekiyor. Ya kılların değişim hızı bu olduğu için buna müdahale etme şansımız yok. Bizde ışıkla lazer kullandığımız yöntem, demiştim ki kılı bir kablo olarak kullanıyoruz. Kılı kablo olarak kullandığımızda öyle düşünün. Siyah renkteki kıllar 500 ila nedir? 1000 nanometre arasındaki kıllar ışık kılın rengini veren melanin maddesine spesifik. Yani o zaman kablolaşıyor. O zaman etkili hale geliyor. Ve bu rengi siyahsa, koyuysa, melanin yani varsa kıl köküne enerjiyi aktarabiliyor ve kıl kökünün 65 santigrat derecesinde tahrip edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu dalga boyu epilasyonda kullanılan bir dalga boyudur. Şöyle bir soru da gelebilir. Epilasyon yapılan yerlerde ciltlerde beyazlama görüşü oluşuyor. Atıyorum koltuk altı siyahlayanlar beyazlaşıyor. Nedir o? Onun yan etkidir. Yan etkisi de şudur. Cildimizde de melanin var. Melanin cildimizde de ışık tarafından soğurulduğu için oradaki cildi de yenileme yapar. Epilasyondan bu dalga boylarını kullandığımızda ciltte de yenilenme sağlayacağız. Seans aralarında çıkan kıllarla alakalı bir kere ben mutlaka ve mutlaka uzatılmadan yapılması taraftarıyım. Ve her işlemden, her seanstan sonra %95, %100 tamamının dökülmesi gerekiyor. %95 evet,
Görüntü gitti. Evet, tekrar. %95 kılların dökülmesi gerekiyor. Onun için de arada uzatırsak, uzattığımızda uzatmak zorunda kalırsak, atıyorum kıllarımız çıktı, 45. gün çıktı ama bizim işimiz var 60. güne rahatsız olma, özellikle yüz yaptıranlarda diğer alacağımız yöntemler yazıyor burada. Bunlarla alabiliriz. Evet, en büyük sorulardan bir tanesi de eskiden daha çok soruluyordu. Bugünlerde daha az soruluyor. Bir yan etkileri, kanser yapıcı etkilerinden bahsediliyordu. Tabii ki bu lazerlerin, fotoepilasyonun herhangi bir röntgen ışını, alfa ışını, gamma, teta gibi ışınlarla bir alakası yok. Onlar vücutta birikerek bizim hücrelerimizin yapısını bozup kanser hücresi oluşmasına neden oluyorlar. Ama lazerde ve fotoepilasyonlarda bu tür ışınlar yok. Dolayısıyla vücutta biriken bir etkisi yok. Normaldeki güneşte aldığımız ışın kadar lazerde de o kadar ışık alıyoruz. Dolayısıyla vücutta kanser etkisi yapıcı bir durum yok. Dolayısıyla bu etkisinden dolayı vücudumuzun en hassas bölgelerinde bile gözde, işte ürolojide, daha başka yerlerde cilt yenilemelerde bu yöntemleri rahatlıkla kullanabiliyoruz. Onun için içimiz rahat olmalı. Evet, epilasyon genel olarak kimlere uygulanmaz? Kimlere uygulanmaz? Beyaz, kızıl, sarı ve ayva tüylere uygulanmaz. Buradaki sarı seçimini yaparken mutlaka ve mutlaka çok iyi hesap ederek yapılmamız gerekiyor. Özellikle ben yüz epilasyonu yaparken o ilk önce yüz epilasyonundaki kıllar lazere uygun mu değil mi? Onun kararı vermesi gerekiyor. Veya hiç yapılması gerekiyor mu, yapılmaması gerekiyor mu? Buna karar vermek gerekiyor. Gerekiyorsa iğneli epilasyona, beyaz ve sarıysa, koyuysa lazer epilasyon yapılabilir. Özellikle bütün bölgelerin vücutta epilasyon yapılması, atıyorum sırtın, işte göğsün, üst bacağın gereksiz olan yerlerin düşük dozlarla epilasyon yapılması sonucunda sarı kılların siyahlaşmasını görüyoruz. Bu önceden hesap edilmeyen bir teknikle yapılan bir işlem. Bunu mutlaka hiçbir hastamıza, hiçbir müşterimize yapmamamız gerekiyor. Benim de bu konuda kendimin de öğrenirken edindiğim tecrübeler var. Dolayısıyla yapmamız gereken şey şu: yüz epilasyonunda veya vücutta sarı olan tüylerin çoğunlukta olduğu bölgeleri yaparken gerçekten yapmalıyız, yapmamalıyız. Ona göre yaparsak hangi yöntemi tercih etmeliyiz? Bunun kararını vermemiz gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka çok dikkat etmemiz, kesinlikle yapılmaması gereken hastalarımız epilepsi hastaları. Mutlaka epilepsi hastaları kondantikedir. Yani siz epilepsi hastasına ben izin veriyorum dese bile yapmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü bunun hakkında araştırmalar var. Işık, patlama ve acı epilepsi krizine neden olduğundan dolayı bu yöntemi, lazer yöntemi değil, başka yöntemleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Mutlaka yapılmaması gerekiyor. Genellikle vitiligo hastalarında normal deri görünümünde biliyorsunuz onlar da beyaz, bazı bölgeler melanin olmuyor. Bu bölgelerdeki, bu kişilerde zaten melanin olmayan bölgelerde kıl rengi de beyaz olduğu için lazere etkisiz. Lazerin vitiligolu hastalarda normal renk tonu olan bölgelerde de bozulmaya neden olduğu için mutlaka o artıracaktır vitiligosunu. Dolayısıyla vitiligo hastalarına yapılması, lazer yapılması uygun değil. Bir de bronzlaşmış ciltlere çok dikkat edeceğiz. Özellikle önümüzdeki dönem yaz geliyor. Yazın özellikle hiçbir mesela yüzüğe yaparken, kola yaparken çok ekstra dikkat etmemiz gereken durumlar var. Fark etmiyoruz bile. Özellikle esmer hastalarda geldiğinde ne olduğunu bilmiyoruz. Beyazlar genellikle kızarıyor ama esmerlerde hiçbir fark edilemiyor. Dolayısıyla hassaslaşmış da bir cilt. Normal dozda verseniz bile bu tür rahatsızlıklar oluşabiliyor.
Dolayısıyla mutlaka işlem yapmadan önce cildin kuru olup olmadığına, pullanma olup olmadığına bakıp iyi muayeneden sonra işlemi almak da gerekiyor. Gerekirse bir hafta nemlendirici kullandırıp bir hafta 10 gün sonra epilasyonu almak çok iyi sonuçlar verecektir. En azından yan etkilerden koruyacaktır. Mutlaka çok sorulan sorulardan bir tanesi işte akne tedavisi için ilaç alanlar. Bunların lazer yapılmaması gerekiyor kesinlikle. Açık yara olan bölgelerde mutlaka açık yaraların etrafına, üstüne, yanına mutlaka yapılmaz. Dövme olan yerlere kesinlikle yapılmaz. Kontraindikedir yani yapılmayacağı yerlerden bir tanedir. Işık alerjisi olanlara yapılmaz. Benleri mutlaka ve mutlaka işlem yaparken göstereceğim. Çizerek çalışmamız gerekiyor ve çizerken de o benleri görüp mutlaka işaretleyip beyaz kalemle kapatıp üstüne de beyaz bir daha parça işte peçete olabilir veya üzerine hiç işlem yapmamamız gerekiyor. Mutlaka ileride malign olma şansı, kanserleşme şansı olduğu için koruyarak yapmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı genel olarak daha çok sorulan sorular olursa kullanım kitapçığımız mevcut. Bunları da ben ayrıca size kullanım kitapçığında ayrıntılı her şey yazıyor. Bunları da gönderebilirsiniz. Epilasyondan öncesi gerekli olan şeyler mutlaka ağda gibi yöntemlerle almamak gerekiyor. Neden? Zaten kıl kökün olması gerekiyor. Aleks'te işlem yaparken kılın 1 milimetre yaklaşık ciltten yukarı doğru çıkmış olması gerekiyor. Daha fazla değil, daha kısa da değil. Yaklaşık 1 milimetre. Çünkü daha uzun olursa kılın yanmasını sağlayacaktır ve ciltte yanık oluşacaktır ve yeterli enerji kıl köküne gitmeyecektir. Kıl köküne gitmeyeceği için de etkili epilasyon yapmamış olacağız. Mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Doz tespitleri yapacağım. Şimdi peeling işlemleri falan mutlaka cildi tahriş eden tüm sistemlerin en az 3 hafta öncesinden bırakılmış olması gerekiyor. Makyaj malzemesini tabii bulundurmuyoruz. İşlem yapıldıktan sonra mutlaka 3 gün güneşten korunmasını sağlıyoruz. Kızarıklık ve hassasiyet oluşmadıysa buna göre kendisi çıkabilir ama müşterimize ne demeliyiz? Kızarıklık oluşursa mutlaka daha da uzatabilir bu süreyi. Ama esmerlerde bu kızarıklık olmayacaktır. Onun için de esmerlere özel dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş koruyucusu mutlaka her müşterimizin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ilık duş alınabilir. Kesebilik, tahriş edici şeyleri yapmıyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi, bugünkü dersimizin en önemli noktası, tüy dökülmeme nedeni nedir? Mutlaka bu çok önemli. Bu iki tane ayrı kaynaktan kaynaklanıyor. Bir, cihazınızdan kaynaklanabilir. İki, işlemi yapandan kaynaklanabilir. Cihazdan kaynaklanan nedenler, lambanızın filtresinin ömrü bitmiştir. Filtresinin ömrünü nasıl anlayabilirsiniz? Her sabah cihazınızı açıp çalıştırıp sonra ekran başlıktan içeri bakarak orada kırmızı bir renk göreceksiniz. Kırmızı rengin içerisine 1 milimetreden birkaç tane büyük delik görürseniz onun şeyi bitmiştir. Filtrenin ömrü bitmiştir. Bu filtre 610-1200 nanometre dalga boyunun verilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu birinci öncelik cihazdan kaynaklanan nedenler. İkincisi lamba ömrü. Alex'te mesela 50'ye kadar gidiyor, çıkabiliyorsunuz Julio. Eğer 42-43 ile geldiniz hala kıl yanmıyor, kılın üstü mantarlaşmıyor. Mantarlaşmıyorsa demek ki lambanız bitmiş. Bunu mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Cihazdan kaynaklı nedenler bunlar. Uygulama nedenleri, uygun enerji dozu vermemişizdir. Uygun enerji dozu vermediysek genel bir dökülmeme görürüz biz 15-20 gün sonra. Eğer yeterli sıklıkta işlem yapmadıysak da bu zebra görünümü dediğimiz görünüm elde ederiz. Bunu da ilk başlangıçta ilk cihazı kullandığınızda bunu elinize alıştırarak ve müşterinizi 20 gün sonra kontrole çağırarak ne yaptığınızı görürseniz bunu elinize alıştırmayı çok rahat yapmış olursunuz.
Hepimiz bu hataları başlangıçta yaptık ama yapmamak elimizde en büyük, bunu engellemenin en büyük şekli sürekli çalışmak ve yaptıklarımızı kişileri kontrol etmek ve elimizi düzeltmek ne olacaktır? Evet, olabilecek yanık nedenleri bu çok önemli. Bu dönemde çok sık karşılaşabiliriz. Çok dikkat etmemiz gereken şey şu. Birincisi müşterilerimize mutlaka sağlıklı olarak bizim en büyük borcumuz müşterilerimizi sağlıklı olarak tekrar evlerine göndermek işlemi. İkinci amacımız epilasyon yapmak. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bunu çıkartırsak hata yapacağız. Onun için birinci görevimiz müşterimizi herhangi bir yan etki olmadan evine göndermektir. Bunu sağlamak için mutlaka ne dedik? Muayene edeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Enerjimizi yeterli dozu olarak ayarlayacağız. Yeterli dozu birazdan anlatacağım. Ve mutlaka başlığınızın üzerindeki camın üzerinde herhangi bir leke, üzerindeki ucun, hava ucunun üzerinde herhangi bir leke ve siyahlık oluşmamasını sağlayacağız. Bunlar oluşursa çizgi şeklinde yanıklar oluşacaktır. Prizmayı tene değdirmememiz gerekiyor. Değdirirsek yarım başlık şeklinde yanıklar olacaktır. Mutlaka bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edersek, uygun dozu verirsek, bu söylediklerimize de dikkat edersek kesinlikle herhangi bir yan etkiyle karşılaşmazsınız. Ne siz ne müşteriniz mutsuz olmaz. Genellikle cihazın ekranındaki ayarlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada cihazımızın ekranında burada gördüğünüz 2, 1, 2, 3 cilt tipi var. 1, 2, 3 genellikle biz bunları tabii ki istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu içeriden cihazın ekranından ayarlanabilir şeyler. Birinci beyaz ten, ikinci kumral ten, üçüncü esmer ten ayarları olarak yaptık. Burada sadece enerjiyi ayarlıyorsunuz. Şunları biz hazır olarak size önerdiğimiz ayarlar bunlar. Bu önerdiğimiz ayarlar genellikle değişebilir ama bizim çok sürekli kullanarak iyi neticeler aldığımız ayarlardır. Değiştirilebilir bunlar. Bunlar neyi anlatıyor onu anlatayım. Şimdi burada biz mesela bir ateşi ikiye bölmüşüz. Bu ikiye bölerek toplam vereceğimiz 10 jüllük enerjiyi iki tane pulsla, iki patlamayla vereceğiz. İki patlamanın arasında 75 milisaniye aralıkla vereceğiz bunu ve her milisaniye 5 burada şimdi atladı 3 milisaniye aralık 3 milisaniye ışık yanacak, 80 milisaniye duracak, tekrar 3 milisaniye hareket edecek. Dolayısıyla yaptığımız şeyler bunlar biraz hızlı gitti geldi. Kaçta kalmıştım bir dakika. Burada tekrar gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3'te 2 ayarları söyledim. Bunlarla ilgili bunlar hepsi kullanım kitapçığında mevcut. Bunları da şeyden sonra kullanım kitapçığını indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da bunları ayrıntı olarak bakabilirsiniz. Ben teorik olarak bahsediyorum. Tekrardan bahsediyorum. 3 milisaniye ışık patlıyor. Burada mesela bu 80 milisaniye bekliyor. Tekrar 3 milisaniye patlıyor ve 2 kere patlamış oluyor ve bunu toplam 10 jül santimetre kareye biz enerjiyi vermiş oluyoruz. Biz bunu ayarladığımız zaman bu tarafını cihazımız kendisi yapacaktır. Buradaki şeyler hata error kodları var. Bunları birazdan tekrar geleceğiz. Ben size oradan ayrıntılı olarak göstereyim. Uygun enerji mesela 25 jülde kıl etkin dozu sağlayabiliyoruz. Etkin dozu birazdan anlatacağım. Etkin dozu lambanızın ömrü bitmeye başladı. Oradaki parametrelerde bir değişiklik gördünüz. 25 jülde kadar geldiniz anca etkili olabiliyor. Bu parametrelere geçebilirsiniz. Bakın dikkat etmeniz gereken bir şey var burada.
Dahini ilk pull süresini 3 ile 5 ile göstermiştik. Burada 9.9 diyor. Buranın Türkçeleştireyim ne diyor? Ben 10 joule santimetre kareye enerjiyi pul sayısı 2. 2 parçada vereceğim. Birinci parçada ışık 9.9 milisaniye yanacak. Arada 70 milisaniye bekleyeceğim. Sonra 9.9 milisaniyede tekrar ışık vereceğim. Dolayısıyla toplam bir enerjiyi 2 parçada vereceğim demek istiyor. Dolayısıyla bundan neyi sağlıyoruz? Hiçbir lazer epilasyonda olmayan, Alexandrite lazerlerde olmayan bir yöntemi, yani toplam verilen enerjiyi bölerek vermiş oluyoruz. Bölerek verdiğimiz için de hem kıl köküne daha derine gidiyor ve daha uzun sürede veriyoruz. Yani hem cildi koruyoruz hem kıl kökünde, derin kıllarda da etkinlik sağlıyoruz. Bu teknoloji Alexandrite lazerlerde genellikle yok. Sadece tek ışığın süresini ayarlayabiliyorlar. Neyi ayarlayabiliyorlar? İlk pulse süresi yazan kısmı işte 10, 15, 40, 50 gibi sürede, yani toplam enerjiyi uzun sürede ve düşürüyorsunuz enerjiyi, daha uzun sürede veriyorsunuz. Veya beyaz sacın yüksek enerjiyi daha kısa bir sürede veriyorsunuz, patlatıyorsunuz. Dolayısıyla onlar, o lazer çeşitleri, bazıları ince tüyde etkisiz, bazıları sarı tüyde etkisiz, bazıları da siyah tüyde etkisiz. Dolayısıyla bir Alex bütün kıl tipleri ve cilt tiplerinde kullanılabilecek bir teknolojiye sahip. Bunu da dediğimiz gibi paslı ışıma teknolojisi dediğimiz bu teknolojide yapıyor. Bunun daha ileri teknikleri var. Tekrar pul süresi bizim saniyede 6'ya kadar yapabiliyoruz. Yani bir ışığı 6 kere de patlatabiliyoruz. Bu çok ileri teknik, bir teknik. Yani şunu söyleyeyim. Bir Alex, bir lazerle bitirilebilecek bir kıl varsa kesinlikle Alex ile biter. Burada tekrar uygun enerji seviyesini, ayarları gösteriyor. Burada bir frekans daha var. OPT modu dediğimiz bir mod var. Bunu tavsiye ettiğimiz yer genellikle alt bacak ve koltuk altında. Ve beyaz tenlerde öneriyoruz. Bu bildiğiniz SHR OPT modunun verilmesi. Bakın burada da daha önceki öğrendiğimiz şeylerde neydi? Darbe genişliği 5 milisaniye, frekans 3, el aparatı 1 diyor. Bunu ben Türkçeleştireyim. Diyorum ki ben burada 10 joule santimetre karelik enerjiyi ben 5 milisaniyede vereceğim. Saniyede 3 kere patlatacağım bu enerjiyi. Bunu demek istiyor. Bundan neyi anlıyoruz? Bu ben beyaz tende ve kıl yüzeyde ise etkili olurum diyor bize tercüman olarak. Dolayısıyla bu tür enerjileri, bu tür oluşan cihazları nerede kullanıyoruz? Kıl yüzeyine yakın kıl kökü olan yerlerde kullanıyoruz. Alt bacağımızın üst tarafı, koltuk altımızda ve bembeyaz, pür beyaz ciltlerde bu epilasyon yöntemini kullanabiliriz. Derin diye esmerde bu epilasyon yöntemini kullanmanızı önermiyoruz. Evet, şimdi en büyük şeylerden bir tanesi bu. Ne yapıyoruz? Uygun enerji ayarlamak, zaten estetisyenin en büyük görevi bu. Gerisi hani bir şekilde cihaz yapıyor. Enerjiyi ayarlayabilen her şey çok kolay. Bizim ana unsurumuz bu. Hastanın cilti mutlaka ve mutlaka doğru teşhis edilmeli. Bu özellikle esmerler için çok önemli. Bir de mesela size gelen müşteriler işte otobüste geliyor. Mesela sol tarafı kolu açık. Bu tarafı size gelirken göremiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Esmerler özellikle önemli. Ense bölgesi, eğer erkek geliyorsa yüz bölgesi, mutlaka esmer gelen her ciltte ekstradan bakmanız gerekiyor. Koyu olan cilt yerlerimizde de işte koltuk altı gibi bölgelere de bakarken mutlaka oraya aynı dozda yapmamanız gerekiyor. Biz burada 1, 2, 3'ü anlattık. 1, 2, 3 işte beyaz, 2 kumral, 3 esmer. Arada kaldığınız her şeyde mutlaka bir fazlaki sonraki safhaya geçin. Kumral mı beyaz mı
arasında kaldınız, kumral ayarını seçin. Kumral mı esmer mi ayarda kaldınız, mutlaka kumral tarafını seçin. Yani bilerek kendinizi ateşe atmayın, müşterinize zarar vermeyin. Mutlaka yapılması gereken şey şu: birkaç seans fazla enerji verirsiniz ama mutlaka müşterinizi sağlıklı olarak ilk borcunuzu ödemiş olursunuz. İkinci borcumuz neydi? Epilasyon yapma borcumuzdu. İşlem yaparken kolay yaptığımız enerjiyle dirseğimize aynı şekilde işlem yapamayız. Yüzümüze yaptığımız enerjiyle ensemize yapamayız. Alt bacağı yaptığımız enerjiyle üst bacağı yapamayız. Dizlerimize yaptığımız enerjiyle bu bölgeler, özellikle bu bölge geçişlerinde mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi neydi? Cilt tipini çok iyi seçeceğiz. İkincisi bölgeleri çok iyi seçeceğiz. Diz, dirsek gibi bölgelerde özellikle renk şeyini değiştireceğiz, ayarları. Seçilen parametre ayarlarını mutlaka ve mutlaka güvenli aralıkta tutacağız. Bu çok her cihaz değişimi, her müşteri değişimizde ayarı boş atacağız. Yani ayarı değiştirdik, 12 Joule'den 13'e çıkarttık veya 15'ten 16'ya düşürdük. Bir boş atış attıktan sonra müşterimize işlem yapacağız. Bu arada kendisini cihaz bir öncekine göre ayarladığı için ve depoladığı için enerji en son attığınız enerjidedir. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka boşa bir atış atmanız gerekecek. Mutlaka beyaz makyaj kalemiyle işaretlememiz gerekiyor böyle yapılacak bölgenin. İşaretledikten sonra işaretlemenin önemini anlatmıştık. Nedir? Düzgün atış sağlamamızı sağlıyor, muayene etmemizi sağlıyor, o bölgedeki bendleri kapatmamızı sağlıyor. Mutlaka yapmamız gereken bir tanesi bu. İşlem yapıldıktan sonra 1-2 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra neden bekliyoruz? Kıl kökünün ısıyla birlikte rahatlaması, bırakmasını sağlamak için, testimizin doğru olduğunu anlayabilmemiz için. Bazı bölgelerde daha kalın kıllar daha çok enerji çekeceği için veya daha yüzey kıllar hemen kıl kökünü bırakacağı için daha çabuk şey yapacaktır. Dozu Alex'te yaparken 1 mm kılın mantar şeklinde şapkalaşması gerekiyor. İşlemi yaptık. Işığı patladı, başlık ve bakıyoruz. O bölgede, yaptığımız bölgedeki kılların 1 mm olan kılın başının şapkalaşmış olması gerekiyor. Bunu şapkalaştırdığımız zaman, bu şapkalaşmayı gördüğümüz zaman, göremiyorsak bir loop yardımı yapabilir veya looplu ışık, yani cilt bakımında alacağımız bir şeyle tedbirle bunu daha rahat bakabiliriz. Dozu bununla ayarlayabiliriz. Çok basit Alex'te, yani görerek işlem yapıldığı için. Acıya göre kesinlikle işlem yapılmaz. Ama şu çok uyarıcıdır: müşteri çok acı veriyorsa mutlaka bir problem vardır. Durdurun. Çok rahatsız verecek şekilde işlem yapmayın. Başlığınızın koyma şekli çok önemli. Acı açısından söylüyorum. Havanın yastıklanması gerekiyor. Yani şimdi videoda göreceğiz. O havanın ciltle cam arasında rahatlıkla geçmesi gerekiyor. Sistem arıza durumlarında gördüğü error 123 yazısı çıkabilir. Bu, başlığınızın patladığı, kablosunun koptuğu veya başlığınızın olmadığı gibi durumlarda ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla mutlaka bir başlıkla değiştirmeniz gerekiyor. Başlığınızı değiştirdiğiniz olmadıysa bunun anakartı ile ilgili bir sorun olabilir. Genellikle en sık karşılaşılan şey başlık problemidir bu. Su haznesi üzerinde beliren kırmızı ok işaretinin olması, bu cihazınızda su eksildiğini gösterir veya başlığınızın olmadığını gösterir, suyun başlığa gitmediğini gösterir yani, veya eksildiğini gösterir veya hortumuzun katlandığını gösterir. Yani hortumunuz cihazınızla hastanıza işlem yaptığınız yer çok uzaktır ve arada hortum katlanmıştır, başlığa suyun yeterince gitmediğini de gösterir. Bu durumdan cihaz kendini kilitler ve çalışmaz. Der ki, benim suyum gelmiyor, rahat edemiyorum, birazdan arıza çıkaracağım, onun için ben çalışmıyorum.
Ekranda bir 60 derece ışık göstermesi gerekiyor. Şimdi geldi. Solda 60 derece yazısı gördük. Görünce cihazımız diyor ki ben ısındım. Artık çok fazla çalışırsam benim ömrüm azalır, başlığım azalır. Ben 60 dereceye geldim. Biraz beni havalandırman, dinlendirmen gerekir der. Bu genellikle yeterli havalandırması olan ve yeterli içeride büyüklükte olan odalarda genellikle karşılaşılmaz. Ama eğer bununla ilgili bir duruma karşılaşıyorsak mutlaka içerisinde radyatörü tozlanmış olabilir. Oda havalandırması yetersiz olabilir. Mutlaka bu gibi durumlara bakmak gerekiyor. Bunları düzeltmek gerekiyor.